Herkese merhaba, ben İrem, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size karbonattan bahsedeceğim. Karbonatın nesinden bahsedecek bu diyorsanız videoda göreceksiniz. Karbonatın 5 farklı kullanım alanından bahsedeceğim. Biz normalde karbonatı ne diyebiliriz? Kekleri kabarsın diye içinde kullanırız. Halbuki evde o kadar çok şeyde işimize yarayabilir ki bu gördüğünüz karbonat ya da marketlerde gördüğünüz haliyle bu şekilde olan karbonat. Şimdi size onları anlatacağım. Bakalım neler varmış, hızlıca videoya geçiyorum. 1. Karbonatla tıkanmış lavabonuzu açabilirsiniz. Lavabonuzu nasıl açacaksınız onu anlatayım. Öncelikle bir miktar karbonatı alıyorsunuz. Yarım çay bardağı gibi olabilir. Birazcık daha az bile olabilir hatta. Bunu bir güzel lavabonuzun deliğinden aşağı boşaltıyorsunuz, serpiyorsunuz. Sonra bir kaba alıyorsunuz. İçine bir bardak kaynar su ve yine bir bardak sirkeyi ekliyorsunuz. Bunu karbonat döktüğünüz lavabonuzun içine boşaltıyorsunuz. Fokur 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 bir kaynama göreceksiniz. Çünkü efervesan etkisi yapacak ve karbonat sirkeyle birleşince sizin lavabonuzun içindeki tıkanmış şeyleri açacak. Üzerine yine bir miktar daha kaynar su dökün ve sonrasında lavabonuzun musluğunu açın ve o su bolca aksın. Böylelikle lavabonuz açılmış olacak. 2. Evinizdeki istenmeyen kokulardan karbonat sayesinde kurtulabilirsiniz. Mesela eğer ki buzdolabınızın içinde kötü bir koku varsa, ne bileyim, kötü ağır bir peynir koydunuz, ağır bir koku oluştu, onun gitmesini istiyorsunuz ya da ara ara sürekli nedense bu buzdolabı bir kötü kokuyor diyorsanız bir kabın içine, böyle bir kabın içine karbonatı koyun, onu da buzdolabınızın bir rafına yerleştirin. Böylelikle istenmeyen kokuları o karbonat içine hapsedecek ve buzdolabınız da kötü kokudan kurtulmuş olacak. Yine aynı şekilde çöpünüzün durduğu, mutfak çöpünüzün durduğu bir göz varsa oraya yerleştirebilirsiniz. Benim gibi açık mutfağınız varsa mutfağınızın bir rafına yerleştirebilirsiniz. Nerede ihtiyacınız oluyorsa oraya karbonat yerleştirerek istenmeyen kokulardan kurtulabilirsiniz. 3. Kettle'ınızı, kahve makinenizi karbonatla temizleyebilirsiniz. İçindeki kireçten kurtulabilirsiniz. Nasıl olacak bu? Bunun için biliyorsunuz çeşitli temizleyiciler var ama bunlara hiç gerek kalmadan bir miktar mesela kettle'ınızın içine karbonat dökerseniz, üstüne de biraz sirke, biraz su karışımını eklerseniz zaten anında o kireç tabakanın köpürerek yukarı kalktığını göreceksiniz. Birazcık bekletin bunu. 1-2 saat kadar. Aceleniz varsa hatta birazcık ovalarsanız anında da çıkacaktır zaten. Bu şekilde o içindeki kirli suyu boşaltırsanız ve birkaç turda sadece su kaynatarak sirke kokusundan arındırırsanız kettle'ınızın içinin tertemiz olduğunu göreceksiniz. Aynı şey kahve makineniz için de geçerli. Karbonat ve sirke birleştiği her yerde aslında bulunduğu ortamı temizletmiş oluyor ama tabii ki belli yüzeylere zarar veriyor. Böyle yüzeyler olmamasına dikkat edin. Mutfağınızda karbonatı kullanabileceğiniz bir başka şekilse şu. Yine temizlik için olabilir bu. Yarım limonu alıp üzerine biraz karbonat serperseniz bu sizin için harika bir ovalama süngeri olacak aslında. Örneğin kesme tahtaları gıdayla temas ettiği için kimyasal değdirmek istemeyebiliyoruz. O yüzden de mesela kesme tahtalarınızı bununla temizleyebilirsiniz ve üzerindeki yağı, kokuyu anında attığını göreceksiniz. Bir diğer kullanabileceğiniz şey de mesela lavabolarınızın içi. Yine aynı limonla, karbonat serpilmiş limonla lavabolarınızın içine ovabilirsiniz. 4. Kimyasal kullanmak istemediğiniz araç gereçlerin, hatta bebeğinizin ağzına giren oyuncakları, saç fırçalarınızı karbonatla temizleyebilirsiniz. Saç fırçalarınızı örneğin büyükçe bir kabı içine biraz ılık su koyun, onun içine biraz karbonat atın ve saç fırçalarınızı bu şekilde yerleştirin. Onu birazcık bekletin birkaç saat kadar. Sonrasında da temiz bir suyla duruladığınız zaman saç fırçalarınız üzerinde biriken yağ, kepek gibi suyla gitmeyecek şeyleri karbonatla temizlemiş olacaksınız. Aynı şekilde bebek oyuncaklarını, hatta bebeklerin böyle diş kaşıyıcıları vardır, ağızlarına sıkça koydukları şeyler vardır. Onları nasıl temizleyeceğim diye düşünürsünüz. Yine aynı şekilde karbonatlı suda bekleterek, isterseniz içine sirke de ilave edebilirsiniz. Bunların hepsini temizlemiş olacaksınız. Yani evinizde müthiş uygun fiyatlı kendi dezenfekte solüsyonunuzu hazırlamış olacaksınız. Az önce söylediğim gibi karbonat aynı zamanda bir
koku hapsedici. Bunu nerede kullanabilirsiniz? Evinizdeki istenmeyen kokuları gidermek için buzdolabınızda kullandığınız gibi aslında birçok alanda evinizde kullanabilirsiniz. Örneğin bir kediniz, bir köpeğiniz varsa ya da sigara kullanılan bir evdeyseniz ve koltuklarınızın, halılarınızın, sandalyelerinizin üzerine hep bir koku sindiğini hissediyorsanız, aynı şekilde perdelerinizin de, karbonatı şöyle bir tuzluğun içine doldurun ve örneğin koltuklarınızın üzerine bunu serpin. Biraz bekletin. Mümkünse bunu akşamdan yapın ve o karbonat güzelce koltuğunuzun üzerine işlesin. Sonrasında onu bir fırçayla bu şekilde yayarak koltuğunuzun emmesini sağlayın ve sonra da süpürgeyle çekin. Çok basit bir şekilde bundan kokudan arınmak için faydalanabilirsiniz ve yine az önce söylediğim gibi kimyasal kullanmadan bunu bu şekilde halletmiş olacaksınız. Az önce size karbonatı evinizde kullanabileceğiniz 5 kullanım alanını anlattım. Aslında karbonatın faydaları ve kullanım alanları o kadar çok ki ben size sadece 5 tanesini vermiş oldum bu videoda. Dilerseniz aşağıya bırakacağım karbonat nedir linklerinden daha detaylı bilgiler okuyabilirsiniz. Ayrıca da karbonatın ev dışında farklı kullanım alanları için de yeni bir video isterseniz onu da çekerim. Sizin karbonatı kullandığınız alanlar varsa lütfen videonun aşağısında bırakın. Diğer videolarımı izlemek için etraftaki linklere tıklayabilirsiniz. Bu izlediğiniz ilk video ise kanalıma abone olmak için buraya tıklayabilir ve videolarımdan anında haberdar olmak için de zile tıklayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.